kimsiniz pardon? Ha. Yanınızda Cesur Denyosu olmayınca sizi tanıyamadım. Hep üçlü takılıyorsunuz ya. Biz de seni elinde dolarlar olmadan tanıyamadık Sacit. Ne zaman elimde dolar oldu ki lan? Elinde olmasa dilinde. Değil mi kardeşim? Lafı iyi oturttun Taco. Benim param çok da borç isteyen olursa çekinmesin de. İçimiz şişti abi ya. Para seni bozdu. Ayrıca hangi para? Hayır o kadar paran varsa niye hala çalışıyorsun dayının dükkanında? Diye sorarlar adama. Değil mi kardeşim? Sorarlar abi. Para vardı, hastaneye başladık. Oldu mu canım? Oldu da pek inandırıcı olmadı. Beyler, ben gergin adamım. Beni kontak etmeyin. Las Vegas'ta süper para vurduk. Burada bağışladık. Konu kapandı. Affedersin Sacit de, Las Vegas'ta para kazandıysan yenge senden niye ayrıldı? Diye sorarlar adama. Kim sorar lan? Kim sorar? İkide bir bunu söyleyip durma. Zeynep'i de bu işlere karıştırmayın. Hadi diyelim Zeynep'i karıştırmadık. O kadar kazandıysan niye bağışlıyorsun parayı? Enayi misin yoksa palavracı mısın? Diye sorarlar adama. Aa lan yeter artık be, yeter be. Diye sorarlar adama, diye sorarlar adama. Kontak etme lan beni oruçlu kafayla. Bana yalancı mı diyorsunuz oğlum? Bir dakika abi, Taco'yu dövecek misin? Yok, önce seni döveceğim. Oh, vallahi kavga ettik, rahatladık ha. Elektrik yükümüz gitti abi. Hafta sonu ne yapıyorsunuz beyler? Ay ya kusura bakma kardeşim ya. Ya Cesur cumartesi akşam bize 3 tane manita ayarlayacakmış da. Kişi başı 1 tane abi. Yanlış anlama ne olur. Eskiden verilmiş bir söz. Tamamen kızlar yüzünden. Bilseydik. Oho. Peki pazar? Pazar günü 3'ümüz takılırız abi. Ayımsın. Özledik Sacit ya. Dostluk öldü mü ya? Nedir beyler? Şş, bak ne yapabiliriz biliyor musunuz? Balık tutabiliriz oğlum. Pazar günü. Evet. Abi bence size gidip televizyondan seyrederim maçı. Ne balığı ya? Aa doğru lan maç var değil mi? Hadi bak o zaman şöyle yaparız. Maçı seyrederiz. Oradan dayımlarda iftara bağlarız. Süpermiş kardeşim ya. Ya çok heyecanlı bir maç. Ne bilet kalmış ne bir şey. Süper. Evet. Selam. Ne haber kankiler? Ne haber Sacit? Oo Cesur. Abi kızlardan haber var mı? Ama hangisinden? Hangisinden kardeşim? Hangi biriyle uğraşayım yani? Aşık olacağım, enerjim yok. Ne enerjim var acaba? Ne bağlamda? Ne o? Yoksa sen de kuzenin gibi bütün negatifliğini benim üzerime mi aktaracaksın? Yok. Sendeki negatiflik doyum noktasına ulaşmış bence. Cesur, pazar günü Fener maçını Sacit'ten izleyeceğiz. Takılır mısın abi? Sertaç. Hayırdır abi? Sen son 4 dakikadır başka bir yerde misin? Takma Sertaç ya. Ben zaten gelemem. Ben maçı stat'tan izleyeceğim. Biletim var da. Aa, o ne ya? 2 tane fazladan biletim mi var ne? Gelir misiniz beyler? Oh, Sacit, yani bozulmazsın değil mi kardeşim? Yerden bilet. Efendim? Yok, size demedim. Yani Kubilay'cığımla bu olaylar yaşanalı aradan geçmiş 10 yıl. Siz mutlu bir yuva kurmuşsunuz. Anılara sünger çekmek gerek bir yerde bebeğim. Bence de aslında. Biz bir avuç elit insanız bu cemiyette. Birbirimizden başka kimimiz var Allah'ın aşkına? Ha, Aslı olsun, Fatoş olsun. Bunlar iyi insan olabilirler. Ama bizim çevreden değil bu çocuklar. Fatoş deme bana ya, hala titriyorum. Çığlık çığlığa bağırdı kokoşsun diye. Ortalığı birbirine kattı, deli mi ne? Niye o kadar sinirlendiyse? Bebeğim, menopoz. Menopozun üstüne koy geçmişini. Kim bilir nerelerden buralara geldi bu kadın. İçinin alacası da çıkacak bir yerde tabii. Alo? Kim? Ay Sacit Bey merhaba.
Evet. Ah, aşk olsun tabii. Üç kişilik mi? Evet, evet. Lütfen. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben hemen ücretini takdim edeceğim size. Tabii, tabii. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Hayır, şimdi normal yani bilet bulunamadığı için, yoksa ben böyle şeyleri aslında hiç sevmem. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Amerika'dan beri görüşemedik. Evet, üst katlara çıkmıyorum, rastlamayalım diye. Allah Allah, ben sana ne yaptıysam bu kadar. Sacit, lütfen. Doğru bir karar verdik. Ben çok mutluyum, senin de olmanı isterim. Ben daha da mutluyum. İşler de tıkırında. Belki bilmiyorsun ama bir ilişkim bile var yani. Şu an seni görmesem aklıma bile gelmezdin. İyi, çok sevindim. Senin için iyi bir ilişki olur inşallah. Alo. Ay, Sacit Bey, numaranız çıkmıştı da. Ben biletleri bir ara sizin eve getirsem rahatsız etmiş olur muyum? Yok, ben aşkım ne rahatsız etmesi ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Oy, gerçekten mi? Seni görmek benim için zevk olur. Hadi ya. Ya ne tatlı şeysin sen öyle. Ay, öyle mi düşünüyorsunuz? Ve şu ana kadar sadece üç kere görüştük, farkında mısınız? Bütün görüşmelerimizin her anını detaylarıyla hatırlıyorum. Hafızama kazıdım. Oy, ben de şey ya, gece futbol forması giymemle ilgili bölüm mü acaba özel? Dikkatinizi çekti. Kız, nereden tahmin ettin Zilli? Bu hayalle uyumak, ki buna da uyumak denirse, beni mahvediyor. Bak, inan ilk görüşmemizde hislerimi detaylarıyla anlatacağım ama şu anda çok müsait bir yerde değilim. Ay, anlıyorum. Görüşeceğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum. Seni tanımaktan dolayı ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Ve seni çok, çok... Ama çok öpüyorum. Daha samimi görüşmelerimizi de iple çekiyorum. Ya o kadar tatlı bir kız ki kendimi kaybetmiş durumdayım. Görüyorum. Tanışırım bir gün. Hadi hoşça kal. Makarnayı 20 YTL'ye satmayı biliyorsunuz. Ama adam gibi üzerinden düşürmeyen bir kanepe alamıyorsunuz. Ucuzsunuz. Basitsiniz. Ben paramla döverim sizi. Aa! Hadi yaprak gidelim. Tamam. Sen... Nasılsınız Sacit? Gece rahat uyudunuz mu? Uyudum, sağ olasın. Bense bütün gece telefon konuşmamızı düşündüm. Üzerimde formayla tabii. Dünkü çocuk değilim Sacit. Bana aşık olanları ucuca eklesem buradan bizim Kurtköy'deki plazaya yol olur. Ama söylediklerin hoşuma gitti doğrusu. Dobra ve açık sözlü erkekleri hep seksi bulmuşumdur. Ha, öyle mi? Ben aslında genelde çok labale bir insandır. Yani çok yanlış anlaşıldığım olmuştur. Ben hiç öyle duymadım. Ya öyle mi? Hmm. Hadi bekliyorum. Neyi? Bana olan hislerini ayrıntılarıyla anlatmanı. Öyle dedin ya. Ha, evet. Çok iyi ve yardımsever bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani bu biletlerle ilgili. Aç kendini.
Aç, aç. Bırak, özgür bırak libidonu. Bana en son tatlısın demiştin. Oradan devam et. Evet, çok tatlı. Hoş. Şık bir insansın. İnşallah ileride çok iyi arkadaş oluruz. Aslı'nın ikimiz hakkında çok muzır düşünceleri var, biliyorsun değil mi? Öyle mi? Allah kahretsin onu. Yakında görüşürüz. Merak etme, arayı çok açmayacağım. Sık sık gelirim. İyi, çok iyi. Çok öperim seni. Hoşça kal. Benim bir köpeğim vardı, ben onları da bıraktım ya. Nasılsınız beyler? İyiyiz Sacit. Bize kırgın değilsin değil mi abi? Aman Allah aşkına ne kırgınlığı, ben kalender adamım. Yalnız şu pazar günkü Fenerbahçe maçı var ya, şimdi buna ben iç güveçle Burhan'ımı götüreyim, dayımı mı alayım? Çünkü affedersin, biletler de öyle bir yerden ki hani böyle seslenerek taktik ver o derece. İç güveçle falan tadı çıkmaz bu. Sacit abi, bu biletler sadece kulüp yöneticilerine ait özel yerlerden. Nereden buldun bunu? Vallahi Serttaç'cığım, şimdi hepimizin kendine göre muhiti var tabii. Sizin kendinize göre, benim de kendime göre. Sacit kardeşim, bizim biletleri Burhan'a falan versek de biz de seninle gelsek olur mu? Ne diyorsun? Siz şimdi cesur arkadaşımızı ekmiyorsunuz herhalde. Vallahi ekiyoruz gibi görünüyor şu anda. Yapma be. Kırılır bu çocuk şimdi. Cesur kardeşim, kusura bakma. Anla bizi ha. Sacit abi, bu kıyağını nasıl ödeyeceğiz sana bilmiyorum yani. Ha işte ben de bunu sormanızı bekliyordum. Beyler, bu benim yengemin alışveriş listesi. Şunu akşama kadar bir koşu halledip gelin, beni yormayın. Aşk olsun kardeşim, lafım olur. Hadi Serttaç gidelim. Görüşürüz kardeşim. Şut ve gol. Benim alanlarıma girme yavrum. Harcatma kendini, yerini bil. Harbiden mi? Harbiden. O zaman sen de yerini bil. Allah Allah, neresiymiş benim yerim yavrum? Hacer'den çok uzaklarda. Nasıl yani? Şimdi ben sizin pembe dizi tadındaki hikayenizi dinledim. Eniştem karizmatik kişiliğinin yanında çok asabi bir krodur. Benim de çenem çok düşüktür. Yani eğer olur da kızın peşine düşersen dayısı olarak aile içinde sır saklayamam ben. İyi olan kazansın. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.